Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir ofis gününden sizin hepinizi selamlıyorum. Açıkçası bu videoyu birazcık çekinerek çekiyorum. Çünkü bence aranızdan bazıları duymuş en azından. Avukatların reklam yasağı diye bir şey var ve bunun şimdi içi genişletildi. İşte günlük hayatın avukatlar ne yaptığını paylaşamıyor. Ve bana açıkçası çok saçma geliyor. Çünkü hani ben bu videoda gelip şey yapsam işte ben çok iyiyim, en iyi avukat benim, bana gelin diye hani piyasayı yanıltıcı hareketler yapsam, hani müvekkil çekmek için hareketler yapsam tamam. Ama ben burayı ne hani bir müvekkil bulmak için kullanıyorum ne de kendimi övdüğüm bir yer olarak kullanıyorum. Ben burayı tamamen günlük hayatımı paylaştığım bir mecra olarak kullanıyorum. Bunu 2019'da, 2020'de de yapıyordum. 2024'te yine aynısını yapıyorum. Sadece hayatım değişti. O dönemde hukuk fakültesi öğrencisiydim. Şu an bir yasal stajyerim. Ve bu yasak yani. O yüzden bu videoyu açıkçası dediğim gibi korkarak çekiyorum. Başıma yani bir problem gelir mi bilmiyorum. Ama ya bilmiyorum niye kötü bir şey onu da anlamıyorum. Çünkü ben bu videoda belki avukat olmak isteyenlere, hukuk fakültesini okumak isteyenlere hayatı birazcık paylaşıyorum. Çünkü hukuk fakültesini okuyorken ben avukatlık hayatının nasıl olacağını hiç bilmiyordum. Hani öngöremiyordum acaba nasıl olur, öyle mi olur, böyle mi olur diye. En azından şu an ben burada hukuk okumak isteyenlere veya hukuk okuyanlara birazcık hayatı gösteriyorum. Kötü veya iyi tartışılır bilmiyorum. Bence güzel. Ben mutluyum şu anda. Ama böyle bir yasağın içi genişletildi. O yüzden korkuyorum da yani. Hani ne ben müvekkil adı veriyorum, ne ofisimizin adını veriyorum, ne gelin işte biz şunları şunlara bakıyoruz diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Herhangi bir reklam yapmıyorum. Aslında şey bile reklam yapsam denmek biliyor musunuz? Dışarıya tabela asıyor ya avukatlar. Yani ne saçma bir şey. Aslında bu bile yasağa denmek ama çok şey yapılmıyor. Yani diş hekimleri de asıyor bu tabelayı. Doktorlar da asıyor. Psikologlar, psikiyatrlar da asıyor. Ama avukatlara gelince yani garip bir bence farklılaştırma bu. Garip bir dışlama gibi yani. Herkes yapabiliyorken avukatlar niye yapamıyor? Dediğim gibi o yüzden korkarak çekiyorum. Normalde başlığımın adını stajyer avukat olarak bir günüm, ofis günüm falan yapardım. Ama muhtemelen öyle yapmayacağım. Neyse bugünün planını anlatayım. Saat şu anda 11'i çeyrek geçiyor. 11.20 geçiyor. Ben ofisteyim. Ofiste böyle birkaç işim var ama şu an adli tatil olduğu için de çok iş yok. Birkaç işte başvurumuzu kontrol edeceğim. Dilekçelere bakacağım vesaire. Sonra 1.30 gibi Gizem'le adliyeye gideceğiz. Vesaire böyle bugünü video çekeyim dedim. Çünkü adliyeye çok gitmiyorum genel olarak. Gittiğim bir gün olduğu için de. Çekeyim dedim Çağlayan'a. Öyle bilmiyorum. Biraz sinir oldum ama açıkçası. Yani sizce de mantıksız değil mi? Ben mi sadece öyle düşünüyorum acaba bu mesleğin içinde olduğum için? Bilmiyorum mantıklı mı mantıksız mı yorumlara siz de yazın. Çünkü garipsiyorum yani. Arkadaşlar şimdi geldik. Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Çağlayan Adliyesi'nin gerçekten en güzel yeri o kısım. Bir saniye. Evet. D2. İki tanesi D2'de, iki tanesi şimdi birkaç belgeyi teslim edeceğiz. Aslında çoğu belge UYAP'tan teslim edilebiliyor. UYAP'tan gönderilebiliyor ama bazı şeyleri fiziki istiyorlar. Özellikle mesela bizim bir CD, bir vereceğimiz dosyanın içinde CD de var. O yüzden onları fiziki vermemiz gerekiyor. Onları vermeye geldik. Bir de bir iş daha var. Onu da yapacağız. Dönüşte metrobüse döneceğim. Gizem'in arabasına geldik. Ve 37 derece şu an dışarıda. Gerçekten hayattaki en sıcak gün bugün. Evet Gizem Hanım, bugün neler yapacağız? İnfaz bürosuna gideceğiz. İnfaz bürosuna gidecekmişiz. Suç cezaya gidecekmişiz. O kadar. Evet, bir de bir kahve içeceğiz mümkünse. Çok uykum var ya. Azizim havalar çok sıcak. Bir de öğle yemeği sonrası baygınlık geçiriyorum. En sevmediğim şey bozuk yürüyen merdiven. Başım dönüyor. Öldüm yani gerçekten. Hava 36 derece.
Hem de çok koşturdum adliyede. Neyse ki her şey halloldu. Sonra annem aradı beni. Annem dün dişine implant yaptırdı. Böyle çivi taktılar dişine. Ateşi falan çıkmış, anlamadım. Böyle Covid'deki gibi sırtım bacaklarım ağrıyor diye, Allah korusun, ama aynı anda Emir de hasta. Anneannemler de bugün Oylat'tan geliyorlar. Otogardan alacaktı annem onları normalde. Dedik sen alır mısın? Benim de adliye diyorum. Ofiste işim vardı ve işin son günü de bugündü. Ama artık ofisteki diğer kızlardan rica edeceğim. Onlar da devam edecek. Ben de şimdi anneannemler almayayım Esenler Otogarı'na. Tam da saat şu an 4:05 geçiyor. Tam trafiğin başlama saatleri. Çok korkuyorum ve arkadaşa kameraya konuşmayı çok özlemişim. Ya benim neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Şöyle takılıyor ya arabanın bir yerlerine tutacak. Onlara ihtiyacım var. Böyle video çekebilmek için. Güzel öneriniz varsa onu da yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar, despot otoriter Gizem bana bize biz stajyerlerine dosya görevleri verdi. Hatta YouTube video editi yapıyordum. Dedi ki kalkacaksın. Despot. İnceleyeceksiniz. Tekrardan dosyalayacaksınız. Her eksiği. Evet. Tekrardan yapacaksınız. Hepsini. Hepsi bitsin. Yarına kadar. Tamam usta. 3 hours later. Arkadaki klimanın sessizliği rahatsız ediyor olabilir. Özür dilerim ama şöyle bir şey. Bu klima ve bu sıcaklık iyi oluyor. Neyse, birazcık size ne yaptığımı anlatayım. Şu anda adli tatilde olduğumuz için çok fazla iş olmuyor. O yüzden biz de özellikle bu dönemde dosya tarama yapıyoruz. Mesela bazı icra dosyalarını kaldır diyor. Hani en son ne olmuş, nerede ne yapılabilir, işte kapanmış şey, yenileme talebi atıyoruz. Yargıtay'da mı, hala orada mı, burada mı? Onları inceliyoruz. Ben de şu an onları inceliyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Dün adliyeye gittim. Gördünüz zaten. Adliyeden sonra annem aradı beni. Dedi ki annem şey oldu. Dişine vida takma işlemi ne deniyordu ya? Hatırlayamıyorum şu anda. Onu yaptırdı. Yüzbaşı sincap gibi şişti ve ateş çıktı. Enfeksiyon oldu herhalde vücudunda. Anneannem de Oylat'tan geliyordu. Onlar otogardan alır mısın dedi. Esenler Otogarı'na gittim. Zaten gerçekten çok kaotik bir yermiş. Hatta ilk kez gittim Esenler Otogarı'na. Orada onları beklerken arabada birazcık uyudum falan ve çok eve geldim. Enerjim bitmişti. Yani Çağlayan'a gitmek falan bir yoruyor beni niyeyse. Muhtemelen Çağlayan'a gitmek değil de 36 derece sıcaklı Çağlayan'a gitmek olabilir. Dün eve geldim. Duş saçımı yağladım. Sonra duşa girdim ve yattım. 10.30-11 gibi yataktaydım. Neden çok bir şey yapmadım. Bugün de yani daha hani çok bir şeyim yok açıkçası. Bilmiyorum. Şimdi annem de Emi de hasta evde. O yüzden iş çıkış eve gideceğim direkt. Onlarla ilgileneceğim. Birazcık hasta bakıcılık yapacağım. Şimdi de birazcık dosyaları inceliyorum. Uyaktan hangi aşamadılar, nerede, en son ne olmuş diye. Ben hukuk fakültesindeyken ve stajımı yapıyorken bir önce yaptığım yerde hiç uyap bilmiyordum. Ve çok korkuyordum. Bu uyap ne, ben nasıl uyap kullanmayı öğreneceğim, işte icra derslerinden hiçbir şey öğrenmemiştim. İcrayı nasıl yapacağım falan. Şu an hala çok iyi bildiğim şeylerle mesela icrayı veya uyapı, ama gitgide bir şeyler öğreniyor olabilmek ve eski korkularımın hani yersiz olduğunu görmek ya da kendimi geliştirdiğimi görmek çok iyi hissettir açıkçası. Şu an bir şeyleri yapabiliyorum en azından. Kendim yürüttüğüm dosyalar falan var ve çok hoşuma gidiyor bu benim. Evde tekrar bayılıyorken size açıyorum. Ya size en son arşiv taraması yapıyorum. Uyaptan bir şeyler bakıyorum dedikten sonra ekstra bir şey yapmadım. Aynı şeyleri yapmaya devam ettim. O yüzden de çekemedim açıkçası. Şimdi eve geldim. Menüyü göstereyim size.
türlü var. Şurada mercimek çorbası var. Burada kabak yemeği var. Bizim ailenin sevdiği sevdası. Annem salçalar yapıyor şu anda. Yok salçalar ya, domates püresi gibi şey yapıyor. Yani evin her yeri gerçekten domates. Burası dağınık diye annem çektiğim için bana kızacak muhtemelen. Ama yaz aylarında da hiç acıkmıyorum ya, hiç. Kendim beğendim. Dün saçım falan çok ucubeydi. Kişinin kendine ucube demesi. Ama bunu kendim beğendim. Kapıyı kapayacağım, çok rahat konuşamıyorum. Videoyu kapattım. Çünkü dün de dosya taramadan sonra hiçbir şey yapmadım. Adli tatil aslında bu vlog için çok keyifli bir vakit değil. Ama ne bileyim, artık başladım. Bugün de son gün olsun. 3 günlük böyle yarım yamalak da olsa bir vlog olsun. Dün bir video atmıştım. Attım daha doğrusu. İşte Amerika'dan aldığım Sephora ürünleri falan. Arkadaki müzik çokmuş. Ve o kadar üzüldüm ki, ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. başka ne anlatabilirim? Bilmiyorum, bugün çok keyifliyim. Niye? Saçım güzel olduğu günler ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Bakın güzel oldu. Allah var yani. Bir ışıl ışıl oldu. Saçıma bir sürü şimdi... Saçım birazcık böyle kuru ve sert bu aralar. Birkaç şey aldım. Trendyol'dan sipariş verdim. Saç proteini, bilmem ne, saç maskeleri falan. Onları da paylaşacağım burada. Öyle, bugünkü işlerimi sayayım size. Ya dosya taraması yapacağız. Bir şeye itiraz yapacağım ama onu tam bilmiyorum. Ben paslaşarak yapacağız. Bir araştırma var. Onu yapacağım. Notere gidilmesi gerekiyor. Notere giderim muhtemelen. O kadar. Zaten saat şu anda 11 çeyrek geçiyor. Bunların hepsi 6'ya ancak yeter. Allah'ım, cuma günü olduğu için galiba bu kamutluyu. O kamutluyum ki, o cuma yani. Anladın mı? Böyle... Şimdi notere geldim tebrik şerh almaya. Bugün çok boş olmasına rağmen yorucuydu birazcık yani. Sürekli dosyalara bakmak, dosya yenileme talebi atmak, sürekli dosyanın hangi aşamada olduğunu anlamak falan. Daha böyle yeni olduğum için bu işin içinde bulmaca gibi geliyor yani, beni birazcık yoruyor açıkçası. Ama alışacağım tabii, öğreneceğim yani bilmediğimden. Şimdi notere geldim, iki tane tebliğ şerhi almaya. Saat 3.30 falan. Dedim ki acaba buradan direkt eve mi gitsem, ama bilmiyorum yani, gitmem herhalde. Çünkü işlerim var ofiste. Notarda işler çok uzun sürüyor. Minimum bir saat bekleme sırası oluyor. Geldim işte, noterdeyim.